Biyoda YouTube kanalından herkese selamlar. Özkeşif programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Kısaca Özkeşif programı her bölümde farklı bir içerik üreticisinin konuk olduğu sohbet programı. Umuyorum ki bu bölüm sizler için izlemesi keyifli bir bölüm olur. Bu bölümki konuğumuz sevgili Sena Sarı. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Sizi tanıyabilir miyiz? Sena Sarı kimdir? Merhaba, ben Sena. 21 yaşındayım. Ege Üniversitesi'nde okuyorum ve güzelce hayatımı yaşamaya çalışıyorum aslında. Keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Bu şekilde diyebilirim kısaca. YouTube maceranız nasıl başladı? Şimdi ben aslında çok çok unutkan bir insanım maalesef. Ama beni mutlu eden anları da unutmaktan hiç hoşlanmıyorum. Bu yüzden de böyle yaklaşık zaten 3-4 yıldır işte günlük tutmaya çalışıyorum. Sürekli her anı, fotoğrafını, videosunu çekiyorum. Bir süre sonra zaten telefonumda alan kalmamaya başladı yani mecburen. Bunu editledim. Sonra dedim ki acaba böyle anı deposu gibi bir şey mi oluştursam? Böyle dijital günlük gibi bir şey oldu aslında benim için YouTube. O şekilde başladı. Yani çok böyle iş olarak gördüğüm veya oradan gelir elde etmeye çalıştığım bir platform değil. Sadece öyle anılarımın orada durmasını istediğim bir yer haline geldi. Böyle bazen arkadaşlarımı özlediğim zaman eski videolarımızı açıp böyle hasret gideriyorum orada falan. Tatlı oluyor, güzel oluyor. Hoşuma giden bir şey yani. O yüzden o şekilde başladı, devam ediyor bakalım. Şu an neler yapıyorsunuz ve gelecek planlarınız neler? Ben şu anda tatilde olduğumuz için kendimi daha çok dinlenmeye vakit ayırıyorum. Bazen geceleri özellikle bazen uyumakta sıkıntı çektiğim zaman boyama yapıyorum ya da işte çizimler yapıyorum. Veya işte burada bahçede kardeşimle voleybol oynuyoruz. Arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum, spora gidiyorum. Günlerim o şekilde geçiyor. Daha çok dinlenmek istiyorum aslında yani. Gelecek hakkında da yani bir akademik olarak yüksek lisans düşünüyorum. Tabii bunun için daha uzun bir süreç var. Ne olur ne biter hiçbir fikrim yok o şekilde. Müziğin hayatınızdaki yeri nedir? Bu alışkanlık ilk nereden başladı tam da hatırlamıyorum ama ders çalışırken bile böyle müzik dinleyesim geliyor. Böyle bir sessizliğe çok bir tahammülüm yok galiba. Ya da böyle kendim istediğimde sessizlik olsun istiyorum. Mesela işte uyuyamadığım zaman dinlenmek için bir ninni listem falan var. Oradan işte açıyorum, rahatlatıcı müzikler dinliyorum. O an dinlemek böyle bana sanki yalnız değilmişim hissi veriyor sanırım. Ondan kaynaklı da olabilir. Beni rahatlatan bir şey genel olarak. Ya yemek yaparken, ders çalışırken, işte temizlik yaparken, makyaj yaparken sürekli böyle bir ses olsun, şey olsun. O açıdan gerçekten çok hayatımda yeri var müziğin. Genel olarak Türkçe rock olabilir. Yani pop, rock, yani rap o kadar karışık bir zevkim var ki yani her türlü şeyi dinlemek bana zaten zevk veriyor. Yani İngilizce olsun, Türkçe olsun bazen Fransızca, Almanca müzikler de dinliyorum. Dinlemesi yani çok anlamıyorum tabii onları ama yine de melodisi falan gerçekten hoşuma gidiyor. Özel olarak da böyle ilgimi çeken sanatçılar yani yeni sanatçıları da çok dinliyorum ama genelde eski sanatçıları dinlemekten daha çok keyif alıyorum. İşte Sezen Aksu, Şebnem Ferah olsun, ne bileyim Teoman falan böyle daha çok beni rahatlatan şarkıcılar oluyor, sanatçılar oluyor. Bazen böyle dinlediğim müziği annem duyduğu zaman hatta şey diyor ya bunlar benim gençliğimde olan şarkılar. Sen nereden biliyorsun bunu falan diye böyle şaşırdığı oluyor. Ama genel olarak bu şekilde yani. Dinlediğiniz ilk şarkı neydi? Dinlediğim ilk şarkı sanırım Sezgin Düzelt'in Düşler Sokağa şarkısıydı ya da Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek. Tam hatırlamıyorum ama ikisine de çok yakınım. İkisinden biriydi sanırım. Yani ailem iki sanatçıyı da çok dinlerdi. Özellikle Barış Manço bizim evde çok dinlenen bir sanatçı. Hala öyle. Onların ikisi diye hatırlıyorum diyebilirim. En net bu ikisini hatırlıyorum yani. Böyle o Düşler Sokağı'ndaki işte yok serçe parmak, yok body parmak falan. Onlar böyle küçükken çok ilgimi çekiyordu. Komik geliyordu biraz da. Onları hatırlıyorum ikisini. Hatırlıyorum en çok. Sizi dönüştüren bir şarkı var mı? Aslında çok fazla beni etkileyen şarkı var. Dönüştüren şarkı var mı? O konuda pek emin değilim. Ama en çok böyle beni etkileyen ve biraz da kötü bir anımda dinlediğim bir şarkıydı. Soft Analog Yolculuk diyebilirim. Biraz daha böyle değişimden kaçınılmayacağını, değişimin sürekli böyle hayatımızda olduğunu ve onu biraz kendimizi rahat bırakmamız gerektiğini hatırlatan bir şarkı olmuştu. Dinlediğiniz son 5 şarkı nedir? Dinlediğim son 5 şarkı. Bunun için bakmam lazım. Duman'ın yeni şarkısını dinlemişim. Kufi. Gülden Karabacek, Sen Evlisin. Ya çok karışık işte az önce de bahsettim ya. Büyük Ev Ablukada, Arayan Bulur. Şebnem Ferah, Değirmenler. Bir de Teoman, Bir Kış Sabahı dinlemişim. Sevgili izleyenler, bu bölümde kıymetli konuğumuz kelimelerle şarkıları eşleştiriyor olacak. Hemen ilk kelimeyle başlayalım. Negatif kelimesi bir şarkı olsaydı bu sizin için hangi şarkı olurdu? Ya aslında genel olarak şarkılar bende negatif şeyler uyandırmıyor. Ama Metro Mevsim Sonbahar diyebilirim. Beni böyle çok şeye negatifliğe sürükleyen bir şarkı oluyor. Pozitif kelimesi bir şarkı olsaydı bu sizin için hangi şarkı olurdu? Bu benim küçüklüğümde keşfettiğim bir şarkıydı. Ceyhun
Zeynalo, Bulutlar diye bir şarkı var. Böyle dinlediğiniz zaman sizi o kadar pozitifleştiren, böyle heyecanlandıran çok enerjik bir şarkı. Onu söyleyebilirim. Mutlaka dinleyin yani. Aşk kelimesi bir şarkı olsaydı bu sizin için hangi şarkı olurdu? Aşk kelimesi içinde Yalın'ın Kisen şarkısını söyleyebilirim galiba. Çünkü bilmiyorum, o şarkıyı her dinlediğimde böyle bir çok tatlı geliyor. Bilmiyorum, Yalın'ı zaten çok seviyorum. Onun da o şarkısı ayrı bir şey yapıyor beni. İyi hissettiriyor yani. Yalnızlık kelimesi bir şarkı olsaydı bu sizin için hangi şarkı olurdu? Yalnızlık kelimesi içinde Emre Aydın diyebilirim. Yani Emre Aydın'ın Afilli Yalnızlık diye bir şarkısı var. Emre Aydın'ın çoğu şarkısını zaten çok seviyorum ve konserlerine gitmekten de çok keyif aldığım sanatçı. Emre Aydın'ın Afilli Yalnızlık şarkısı diyebilirim. Anlatıyor yani. Kıymetli izleyenler, bu bölümde sevgili konuğumuz sizlere şarkı öneriyor olacak. İlk soruyla başlıyoruz. İzleyicilerimize arkadaşlarıyla dinleyebilecekleri bir şarkı önerebilir misiniz? Second diye bir grup var. Böyle herkes bilmiyor galiba ama bu Second'ın Aklımda Bir Kördüğüm diye bir şarkısı var. O da böyle beni çok yükselten yine bir şarkı. Arkadaşla dinlenebilir bence. Yani keyif veren bir şarkı. İzleyicilerimize sevgilileriyle ya da eşleriyle dinleyebilecekleri bir şarkı önerebilir misiniz? Bunun için de Cihan Mürtezaoğlu'nun Sen Bana Sen şarkısını önerebilirim. O da yine böyle klibi falan da çok güzel hatta. Çok böyle sakin, iyi, dingin hissettiren bir şarkı. Bunu önerebilirim. Özkeşif programında olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musunuz? Tabii ki memnunum öncelikle. Şöyle ya, böyle burada ilk beni davet ettiğinizde şaşırmıştım. Kendimi gerçekten iyi hissetmiştim aslında. Sonrasında biraz araştırdığımda gerçekten emek verilen bir proje olduğunu gördüm. Ve bu yolda da hani müzik de birazcık anlamışsınızdır, hayatımın çok içinde olan bir şey. Keyif de aldığım bir şey. O yüzden çok iyi hissettim yani programda olmaktan da. Ve sorduğun soruları cevaplarken de aslında çok zorlandım. Çünkü aynı sorunun bende birden fazla cevabı var aslında. Böyle birine en sevdiğiniz şarkıyı sormak çok, mesela bunun cevabını bulmak çok zor bir şeyken, sorduğunuz sorular da yine aynı şekilde çok zor oldu benim için. Ama hani şeyi fark ettim, çok fazla şarkı dinlemeyi sevdiğimi daha da iyi fark ettim galiba. O şekilde güzel bir deneyimdi benim için. Sevgili izleyenler, Özkeşif programının burada sizlerle birlikte sonuna geliyoruz. Bu bölümki konuğumuz sevgili Sena Sarı'ydı. Geldiğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, ne demek. Gerçekten emeğinizin karşılığını umarım alırsınız. Eğer hazırladığımız bu içeriği beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.